Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Hanımlar, daha önce şöyle yaptığım hırkamın şuradaki kozalak modelini göstereceğim size. Bu model ile yelekler yapabilirsiniz, hırkalar yapabilirsiniz, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz, şapkalarda, kırlentlerde kullanabilirsiniz. Harika bir model. Şöyle sadece iki tane çiçeklik yapacağım. Yalnız bunu yakadan başladığım için, şöyle gittiği için düzünde kozalaklar aşağı doğru bakıyor. Fakat ben şimdi aşağıdan doğru başladığımdan dolayı kozalaklar yukarıya bakacak. Şimdi hanımlar, ben şöyle ufak bir parça başladım. Bir sıra haroşa gittim geldim. Modelimizi beraber kuralım. Modelimize şöyle hanımlar, şuradan 3 ilmek üzerine kuruyoruz. Aralara da 11 tane ilmek, şöyle bakın hanımlar, 11 tane ilmek ters ilmek örüyoruz. 3 tane de şurada hanımlar düz ilmek örerek modelimizi kuruyoruz. Yapacağınız zaman modelinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi hanımlar, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenarda 5 tane ilmek bıraktım. Şöyle. Evet, kenar ilmeğimle beraber 5 tane ilmeğimi örmüş oldum. 1, 2, 3 tane düz ilmek ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu aradaki 11 tane ters ilmeğim. Tekrar 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Kenardaki 5 tane ters ilmeğimi örüyorum. Evet hanımlar, şimdi örgümüzün arka tarafındayız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada düz ilmeklerim var. Bunları düz olarak örüyorum. Burada 3 tane ters ilmeğim var. Bu 3 tane ters ilmeği ters olarak örüyorum. Tekrar buradaki düz ilmeklerimi örüyorum. Yani düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Bu modelden bebek battaniyesi de çok güzel olur hanımlar. Dilerseniz bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Yalnız biraz ipi fazla yiyor. Normal bir modele göre. Kenardaki düz ilmeklerimi örüyorum ve sırayı tamamlıyorum. Bugün yine bayağı bir rüzgar var. Şimdi hanımlar, örgümüzün ön tarafındayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi örüyorum. Bakın burada bir tane ters ilmeğim var. Burada da 3 tane düz ilmeğim var. Şimdi buradaki ters ilmeğimi örmüyoruz. Düz ilmeğimi şişime şöyle takarak alıyorum. Arka taraftan da, bakın şişten çıkardım 2 ilmeği. Arka taraftan bu ters ilmeğimi şişime aldım. Düz ilmeği ön taraftan şişime taktım. Şimdi bu düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ortadaki düz ilmeğime geldim. Düz olarak örüyorum. Şu şekilde. Şimdi burada bir tane düz ilmeğim var. Yanında ters ilmeğim var. Arka taraftan şöyle ters ilmeğimi, yani ikinci ilmeğimi şişime aldım. İlmeklerimi şişimden çıkartıyorum. Düz ilmeğimi ön taraftan sol şişime aldım. Sonra bu ters ilmeği şişime taktım. İpimi bu tarafa alıyorum. Ve önce ters ilmeğimi örüyorum. Sonra buradan düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar aradaki ters ilmeklerimi örüyorum.
Tekrar bu tarafta bakın. Düzden önce bir tane ters ilmeğim var. İpimi diğer tarafa aldım. Önce düz ilmeğimi şişime alıyorum. Şöyle ilmeklerimi çıkartıyorum. Arka taraftan ters ilmeğimi şişime taktım. Sonra düz ilmeğimi şişime takarak düz ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Ters ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar düz ilmeğimi örüyorum. Burada bir tane düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi ve yanındaki ters ilmeğimle beraber yerlerini tekrar değiştiriyorum. Bakın arka taraftan sağ şişime ikinci ilmeğimi yani ters ilmeğimi şişime taktım. İlmeklerimi şişten çıkartıyorum. Ön taraftan düz ilmeğimi şişime aldım. Sonra ters ilmeğimi şişime taktım. İpimi bu tarafa alıyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi ördüm. Tekrar şöyle ilmeklerimi ördüm. Kenardaki ters ilmeklerimi ördükten sonra şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi şöyle bakın kenardaki düz ilmeklerimi ördüm. Burada ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Yani tersleri ters olarak örüyorum. Düzleri düz olarak örüyorum. Tekrar aradaki düz ilmeklerimi örüyorum hanımlar. Evet. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğim. Düz ilmeğim. Ters ilmeğim. Kenardaki düz ilmeklerimi örüyorum. Evet hanımlar, şimdi örgümüzün ön tarafındayız. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi burada bakın düz ilmeğim var. Buradaki düz ilmeğimden başlayarak 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki ilmeklerimin hepsini düz olarak ördüm. 5 tane. İpimi bu tarafa aldım. Aradaki ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. Buradaki düz ilmekten başlayarak 5 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum. Şimdi hanımlar örgümün arka tarafındayım. Tekrar bu sırada da tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Tekrar şuradaki ters ilmeklerimi örüyorum. Hanımlar bundan bebek battaniyesi de şahane olur. Yani denemenizi tavsiye ederim, yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir model. Şimdi örgümüzün ön tarafındayız. Şöyle bakın, örgümüzün ön tarafındayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kenardaki ters ilmeklerimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi hanımlar bu yukarıdan aşağıya doğru düz ilmeğimden en dibindeki bakın şu ilmeğin içinden batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Bakın oradan bir ilmek aldım. Uzattım şöyle. Bir sonraki ilmeğin içine bakın bu yukarıya doğru
düz gelen ilmeğin içinden sıra ile birer tane ilmek alacağız. Bakın bu bir. Bir üstteki ilmeğin içine batıyorum. İlmek alıyorum. Bu iki. Şöyle bir düzeltme yapalım. Her defasında bunu yapalım. Bir sonraki ilmeğin içine batıyorum. Bu üç. Bir sonrakine batıyorum. Dört. Bir sonrakine batıyorum. Beş. Bir sonrakine batıyorum. Altı. En son ilmeğimi örüyorum. Yedi. Şöyle. Şimdi burada en baştaki ilmekten başlayarak sıra ile şişimdeki ilmeklerin üstünden şöyle geçiriyorum hanımlar. Evet. Bakın sanki bir balık sırtı oldu. Şöyle görüntü netleşsin. Evet. Sonra ipimi şöyle çekerek aradaki 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar buradaki düz ilmeğimi takip ediyorum. En dipteki ilmeğin içine batıyorum. Ve buradan başlıyorum ilmek almaya. 1. Bir ilmek yukarıya batıyorum. 2. Tekrar şöyle bir düzeltelim hanımlar. Sonra bir üste batıyorum. 3. Bir üste batıyorum. 4. Bir üste batıyorum. 5. Bir üste batıyorum. 6. En son şişimdeki ilmeğimi örüyorum. 7. Tekrar en başta bakın şuradan başlayarak sıra ile şuradan takip edebilirsiniz. İlmeklerin üstünden geçiriyoruz. Evet. Şöyle. Tekrar ipimi şöyle çekiyorum. Aradaki ters ilmeklerimi örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar en alttaki düzün en altındaki ilmeğin içinden batarak ilmeklerimi almaya başlıyorum. 1. Bir sonrakine batıyorum. 2. Bir sonrakine batıyorum hanımlar. 3. Bir sonrakine batıyorum. 4. Bir sonrakine batıyorum. 5. Bir sonrakine batıyorum. 6. Şişimdeki ilmeğimi örüyorum. 7. Tekrar şöyle hanımlar sıra ile ilmeklerimizi geçiriyoruz. Evet. Tekrar ipimi şöyle çekiyorum. Aradaki 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar buradaki düz ilmeği bakın. Düz ilmeğimin en dibine batıyorum. Sıra ile ilmeklerimi alıyorum. Sırayla tekrar buradan iplerimi, ilmeklerimi alarak şişimdeki ilmeklerin üstünden atlatıyorum bakın. En son şişimdeki ilmeğim kalıyor. Tekrar kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Evet, bakın hanımlar. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. İlk ilmeği örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın bu topladığım ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İpimi bu tarafa alıyorum. Sadece bu ortadaki 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 İpimi diğer tarafa alıyorum. Tekrar bu topladığım ilmeğimden başlayarak düz örüyorum.
Bu ilmeğimi de düz olarak ördüm. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. Bu ortadaki 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3. İpimi diğer tarafa aldım. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet. Şimdiki sırada hanımlar, şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu ortadaki 3 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi bu tarafa alıyorum. Aradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım ve ortada 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum hanımlar. Tekrar kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Bu sırada da tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. Bakın bu 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar aradaki 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Kenardaki düz ilmeklerimi örüyorum. Evet. Şimdi bakın şöyle örgümüzün ön tarafındayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kenardaki ters ilmeklerimi ördüm. Ve bakın buradan aşağı saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı şekilde en dipteki şöyle düz ilmeğin en dibindeki ilmeğe batıyoruz. Tekrar ilmek alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. ilmek şişimdeki ilmeği tekrar sıra ile şöyle ilmeğin tepesinden geçiriyoruz hanımlar. İpimi şöyle çekiyorum. Bu ortadaki bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi de bu taraftaki düz ilmeğin en dibindeki ilmeğe batarak 6 tane ilmeğimi alıyorum. 1 Şöyle yeniden alalım hanımlar şunu. Bakın bu 1. Bir sonraki ilmeğin içine batıyorum. 2 Tekrar bunu düzeltelim. Sıradaki ilmeğe batıyorum. 3 İlmekleri tekrar düzeltelim hanımlar. 3 4 5 6 Şişimdeki ilmeğimi de örüyorum. 7 Tekrar sıra ile ilmeklerimizi şöyle ilmeklerin üstünden doğru geçiriyoruz. Evet. Şöyle bakın hanımlar. İpimi bu tarafa alıyorum.
aradaki ters ilmeklerimi örüyorum. Şimdi ikinciyi yapıyoruz hanımlar. Bakın bu tarafa geldim. En dipteki düz ilmeğin altından alıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 sonuncuyu alıyorum 7. Şöyle. Tekrar hepsini sıra ile hanımlar ilmeklerin üstünden geçiriyorum. Şöyle. İplerin arası açıldığı için biraz karışıklık olabiliyor. Evet. Tekrar aradaki bir tane düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Buradaki düz ilmeğin dibinden batıyorum. Tekrar ilmek topluyorum bakın. Tekrar şu ilmeklerimizi düzeltelim. 2 tane oldu. Şimdi 3.'yü alıyorum. Dört, beş, altı, şişimdeki ilmeğim 7. Tekrar sıra ile şöyle ilmeklerin üstünden geçirerek modelimizi kuruyoruz. Evet. Şimdi buradaki kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum. Evet. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeklerimi örüyorum. Topladığım ilmeğimi de örüyorum. Bu ortada bir tane ilmeğim var. Bunu ters olarak örüyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. Bu topladığım ilmeğimden başlayarak düz olarak örmeye devam ediyorum. Buradaki topladığım ilmeğimi de düz olarak ördüm. Buradaki aradaki bir tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar örgüme düz örerek devam ediyorum. Şimdi hanımlar tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi örüyorum. Ortadaki bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar aradaki ters ilmeklerimi örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar buradaki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Düzleri düz olarak örüyorum. Tersleri ters olarak. Zaten arada bir tane ilmeğim ters olarak. Bakın burada. Bunu ters örüyorum. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum.
Tekrar burada ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeklerimi örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim hanımlar. Evet hanımlar, şimdi tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Bakın buradan aşağıya sayıyoruz hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ilmeğin içine batıyorum. Düz ilmeği sayacağız hanımlar. Şöyle 1. Bir sonraki ilmeğin içine batıyorum. 2. Bir sonraki ilmeğin içine batıyorum. 3. Şöyle. Bir sonraki ilmeğin içine batıyorum. 4. Bir sonraki 5. Bir sonraki 6. En son şişimdeki ilmeğim 7. Sıra ile bütün ilmekleri tekrar ilmeklerin üstünden geçiriyoruz. Evet hanımlar, şöyle ipimi çekiyorum ve aradaki ters ilmeklerimi örüyorum. Tekrar düz ilmeğime geldim. Buradan aşağıya düz ilmekli sırasını sayıyoruz hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ilmeğin içinden batıyorum ve bir tane ilmeğimi alıyorum. Bu 1. Bir sonraki ilmeğin içine batıyorum. İlmek alıyorum. Şöyle. Şöyle. 2. Bir sonraki ilmeğin içine batıyorum. 3. Bir sonraki ilmeğin içine batıyorum. 4. Bir sonraki ilmek 5. Bir sonraki ilmek 6. 7. ilmek şişimdeki. Evet. Tekrar sıra ile ilmekleri şişimdeki ilmeğin üstünden geçirerek şöyle. Evet. Tekrar ipimi çektim ve kenardaki ters ilmeklerimi ördüm. Evet hanımlar, bakın çok güzel bir model. Gerçekten çok güzel bir model. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. Bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim bu sırada. Modelimiz tamamlanmış oldu hanımlar. Şimdi diğer sıranınkini de kuralım. Şimdi hanımlar bakın. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi örüyorum. Bu topladığım ilmeğim. Bunu da örüyorum. Bundan başka 1 2 3 4 5 5 tane ters örüyorum. 1 2 3 tane düz örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 Bakın 6. ilmek
bu tepedeki ilmeğim oluyor. Tekrar bu şekilde modelimizi diğer sırada kurabilirsiniz hanımlar. Şöyle. Model bu kadar. Sıra tekrarı ile buradaki işlemin aynısını burada yapıyoruz. Evet hanımlar, umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince bu modeli detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Çünkü çok güzel, değişik bir model. Herkesin yapmasını çok isterim. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere, hoşça kalın.